daha önce bir mağazam vardı. Hamur. Mağazacılıktan geliyorum. Bunu da böyle kesinlikle hava atmak için söylemiyorum. Şimdi giyinmeyi de seviyorum. Hepimiz de burada gayet şıkız. Biraz kıyafetlerinizi yorumlamak istiyorum. Ay yok, bunu bir kişi daha yaptı bana. Asla 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 istemiyorum. Ben yorumlayayım. Yok ben benim yorumlamamı istemiyorum. Ne o ya, ne yapacakmış? Kıyafetlerimizi yorumlayacakmış. Sana geleyim o zaman, senden başlayayım Hatice. Yorumlayacağım. Kara kaş kara göz, çok güzel bir kızsın. Teşekkür Beğeniyorum ederim. Beğeniyorum seni. Sağ ol. Ekranda da güzel görünüyorsun. Sana böyle şimdi benim de aynı şekilde hani diyeceksin aynı gibi ama desenli giyiyorsan daha az renkler, yani daha pembeler değil, daha siyahın desenleri ya da daha düz renkler tercih edersen hem seni daha öne çıkartır hem de seni daha ince, daha zarif gösterir. Elif, teşekkür sen de... ediyorum. Yok, dikkate alacağım. Ben de istemiyorum. Bunu gerçekten bu masasındaki kargaşa, şuradaki kargaşa ha, elmas aynen. Küpeli kız mı söylüyor? Vallahi ben istemiyorum Yağnur. Ezgi için anlatayım. Ezgi'nin üzerinden anlatayım ben size. Biraz tarz değişikliğinin nasıl olduğunu size göstereyim. Gördüğünüz gibi Ezgi ilk başından beri söylüyorum. Değişim rüzgarı içerisinde. İlk geldiği zamanlar dallı, güllü, çiçekli, uzun elbiseler. Daha böyle böyle değişen yani hiçbir şey yok. Hala demeyeyim. Uzun elbiseler ve gördüğünüz gibi dallı bullu olmasa da desenler var. Daha modernsin. Bakayım. Nedense saçların artık hep maşa yapıyorsun. Geldi, bak burada kız saçlı. Olunca maşalayınca böyle tepene çıkıyor, hoşlanmıyorum. Burada daha modernize bir Ezgi. Aynı, hiçbir fark yok. Ezgi değişmiş. Hatta iki butik de aynı. Ezgi güzelleşmiş. Butiğini değil, Ezgi'nin değişim rüzgarından bahsediyorum sen sana. Güzelleşmişsin. Sen kıskanç diyorsun sen ya. Sen bana rüküş dedin ya, sen güzelleşmişsin. Sen kıskanç diyorsun ya. Hı. Çok mu rahatsız oldum? Ben evet. Hiçbir değişim göremiyorum ben ya. Ben rahatsız alakası olmadım. Yok. Aranızdaki değişimden bahsediyorum. Hı. Bak burada daha freşsin. Daha böyle canlı, maşadansa, düz saçtansa maşa sana daha çok yakışmış. Burada bir modernize edilmiş bir şey var. Şu ve şu Ezgi daha farklı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. O ilkinde falan kirpik yok. Hiç sevmem ama. Aa, yırtacaksın hiç zaten. Hiç sevmem ama. Yırtacaksın zaten. Hiç sevmem Ezgi ama gerçekten... arkadaşın elinden çıktığı için hayır, yırtıyorum. Hayır gerçekten zaten bu benim olan şeyi söylüyor. Masana koyacak değilsin. Kalkmış benim 3 tane fotoğrafımı almış koymuş yan yana ki 2 tanesi araları birbirine çok yakın. Üçüncüsü de çok yakın, çok uzak bir mesafe değil. Bir tanesinde saç kısa, bir tanesinde saç daha uzun maşa yapılmış. Kendince güzel göstermeye çalışıyor. Beni yücelttiğini sanıyor ama kuaför bilmeyen Ezgi, güzellik merkezine gitmeyen Ezgi. Sen burada bana şunu söylüyorsun. Sen giyinmeyi de makyajı da saçı da burada öğrendin. Ya hatta yemek yapmayı da burada öğrendin. İlkleri bir aç Hatice, izle. Hatice savunuyorsun ya. İlkleri hayır, aç izle. Şunu maksatı ben, bu. Sen ben beni burada ya bir saniye. Hatta sen yemek yapmayı ya burada öğrendin. Eleştirecek en son ya da kıyafetlerimi iyi bulacak kötü bulacak en son insan sensin. Evet. Yağnur apaçık gideceği adres belliyken çıkmaz sokaklara dalmak istedi. Sizlerin dedi kıyafetini yorumlayacağım. Ben böyle şeylere katlanamıyorum. Bir tanesine okey verdik, ne dediği de belli değil. Zaten bir kere insan kendine önce bakmalı, sonra karşısındakini eleştirmeli. O bana şunu demiş, o bana daha iyi yakışırmış. Ben içinde mutlu olmadıktan sonra vız gelir, tırıs gider. Zaten adres apaçık Ezgi'ymiş. Ezgi de tepkisini pankartı yırtarak gösterdi. Ben olsam onun yerine hiç böyle şeylere bulaşmazdım. Ne hali varsa görsün derdim, kabuğuma çekilirdim.